Yorumu her zaman olduğu gibi siz sevgili seyircilerimize bırakıyoruz. Ve... İhlas Medya Ankara temsilcisi başlıyoruz. Batuhan Yaşar, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemine ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. Yaşar, S-400'lerin saldırı amaçlı olmadığının altını çizdi. S-400'ler Türkiye'yi deniz, hava ve karadan gelebilecek füze, uçak ve sekme tüm tehditlere karşı koruma altına alacak. Peki S-400'ler Rus uçaklarına karşı da kullanılabilecek mi? Yaşar işte çok tartışılan bu soruya da cevap verdi. S-400'lerin kumandası Türkiye'nin elinde olacak. Savunma füzelerini alacağınız ülke içine yazılım yükler ve kendi sistemlerine karşı çalışmaz. Silahı kimden alırsanız alın böyle bir tedbir koyma ihtimali hep değerlendirilir. Bunlar sadece iddiadır. S-400 ateşleme kumandası ve radar sistemi tamamen Türkiye'nin elinde olacak. S-400'lerin Türkiye'de nereye konuşlanacağı da merak ediliyordu. Yaşar buna ilişkinde çarpıcı bilgiler verdi. Yazıldığı çizildiği gibi Türkiye'ye gelecek S-400'ler 3 ayrı lokasyona konuşlandırılamıyor. Tek bir bölgeye yerleştirilecek. İki ihtimal üzerinde değerlendirmeler sürüyor. İstanbul veya Ankara'daki Akıncı S-400 savunma füzeleri bu iki lokasyondan birinde çalışmaya başlayacak uçanı kaçanı indirecek. Ama bataryalar arasında 3-5 kilometre mesafe olabilecek. Toplamda 196-200 tekil S-400 füzesinden bahsediyoruz. Türkiye sınırları ve karasuları için tam koruma kalkanı oluşturuyor. S-400'lerin yanı sıra yerli ve milli hisar füzeleri de kısa sürede devreye alınacak. Olası bir saldırı anında S-400'den kurtulan hisara takılacak. Yaşar Amerika'nın S400 alımına karşı çıkmasını ve Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit etmesini de değerlendirdi. Bunun iyi niyetli bir tavır olmadığına ve stratejik ortak kavramıyla bağdaşmadığına da dikkat çekti.